CNN Türk Televizyonu'nda Ahmet Hakan'ın program konuğu olan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek çarpıcı iddialarda bulundu. CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile ilgili elinde belgeler olduğunu iddia etti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın siyasi hayatı 3 ay içerisinde bitecek iddiasında bulundu. Gökçek ayrıca açıklamasının devamında, "Sizin programınızda ben bant gösteremiyorum. Ben başka bir televizyon programında Mansur Yavaş'ın yaptığı icraatlarla ilgili bantları göstereceğim. Yalan söylediğini birebir kendi sesinden ispat edeceğim. Millet görünce bunu böyle diyecek." diyerek Mansur Yavaş'a meydan okudu. Şimdi şunu hatırlatmakta fayda var. 23,5 yıllık Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden 28 Ekim 2017 tarihinde Melih Bey istifa etmişti. Aradan tam 5 yıl geçti ve siyaset dünyasında kendisinin herhangi bir görevi yok. Yani gördüğümüz kadarıyla kendisinin siyasi hayatı bitmiş durumda. Rakibi Mansur Yavaş ise bırakın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığını, Cumhurbaşkanı adayları arasında ilk sırada yer alıyor. Yani bugün adam Cumhurbaşkanı adayı olacak olsa belki ikinci tura kalmadan seçimi kazanabilecek birisi. Ya onu geçtim. 2019'da ekran ekran bir sahte senet iddiası dolaştırıp durdular. Sonuç ne oldu? Sonuç Ankara'da %50,93 oranında bir oy oranı oldu. Yani Mansur Bey'le ne kadar uğraşırsa uğraşsınlar, onun şu dakikadan sonra siyasi hayatı filan bitmez. Yeter ki adam muhalefetin önünü kesip adaylığına engel çıkarmasın, onu Cumhurbaşkanı adayı olarak karşımıza çıkarsınlar. Kaldı ki dediğim gibi 2019 senesinde de benzer durumları yaşamıştık. O iddiaları hatırlayın, Mansur Yavaş'a açıklama yapacak fırsat bile bırakmamışlardı. Tüm televizyon kanallarında, tüm gazetelerde, tüm milletvekilleri, tüm bakanlar topyekün Mansur Yavaş'ı hedef alıyordu. Çünkü İstanbul'u kazanacaklarını düşünüyorlardı. O yüzden Ekrem İmamoğlu ile o dönem uğraşmıyorlardı. Tüm hedefleri Mansur Yavaş'tı. Çünkü Mansur Yavaş'ın kazanacağını, 2014'ün rövanşını alacaklarını iyi biliyorlardı. Şimdi de bırakın uğraşsınlar. Ellerinden gelen artlarına koymasınlar. İstedikleri haberleri yapsınlar. İstedikleri gazetelerde, televizyon kanallarında belgeler, bilgiler, videolar yayınlasınlar. Cumhurbaşkanı adayı olması durumunda Mansur Yavaş belki de Türkiye genelinde 8 milyon fark atacak bir noktaya ulaşır. Ben iddia ediyorum, Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayı olsun, arkasına yaslansın, miting dahi yapmasın, sosyal medyadan tek bir paylaşım dahi yapmasın, Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanabilecek bir adaydır muhalefet seçmeni açısından. Yeter ki muhalefet adamın önünü tıkamasın.